Saygıdeğer gazeteciler, yazarlar, medyamızın değerli mensupları, kıymetli misafirler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Yüce Mevla tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, ibadetleri dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Afiyet olsun. İftar programımızı teşrif eden siz değerli medya mensuplarına, gazetecilere, değerli hanımefendilere, beyefendilere hoş geldiniz diyor ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya getiren, bu güzel iftar sofrasında aynı sevinçte buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizin rahmetinin ve mağfiretinin sınırsızca tecelli ettiği Ramazan-ı Şerif'in bu güzel iftar vaktinde sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz olduğu üzere salgın hastalık sebebiyle hem milletimiz hem de tüm insanlık olarak 2 yıldır zor ve sıkıntılı günler yaşadık. Büyük ölçüde geride kalan o günlerin ardından hamdolsun bu yıl hanelerimizden camilerimize, gönül dünyamızdan ibadet hayatımıza kadar her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir Ramazan ayını hep birlikte ihya ediyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Her zorlukla beraber kolaylıklar, her sıkıntıyla birlikte ferahlıklar ve her hastalıkla birlikte şifalar veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Sağlık ve huzur içerisinde ihya ettiğimiz bu mübarek günlerin iyiliğe, güzelliğe, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyor. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar bahşetmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli dostlar, Ramazan ayı bir ibadet mevsimidir. Varoluşumuzu değerli ve anlamlı kılan ibadetlerimizin önemli bir kısmı bu aya mahsus olarak emredilmiştir. İşte iftar, sahur, teravih, mukabele gibi ibadetler sadece Ramazan ayına özel ibadetlerimizdir. Ayrıca oruçlarımız, zekatlarımız, fitrelerimiz, namazlarımız, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimizle bu ay 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayı ruhumuzu dirilten ve kulluk bilincimizi güçlendiren bir bereket iklimidir. Bu ay bizlere yiyip içtiklerimizden konuşup yazdıklarımıza, beşeri ihtiyaçlarımızdan sosyal ilişkilerimize kadar bütün hayatımızı Yüce Yaratıcı'ya kulluk ve sorumluluk ekseninde sürdürme iradesi kazandırmaktadır 11 ayın sultanı Ramazan ayı. Ramazan bir Kur'an mektebidir. Bizlere her türlü iyiliğin ve güzelliğin yollarını öğreten ve insanlığın ufkunu aydınlatan Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur Ramazan ayında. Kur'an bize kim olduğumuzu, dünyaya niçin geldiğimizi, buradaki sorumluluklarımızı ve nereye gideceğimizi öğreten bir hayat rehberidir. Müslümanız, inancımız
budur. Getirdiği hakikatler ve ilkelerle bizleri en doğru olana Kur'an-ı Kerim yöneltir. Diyoruz ya ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi en doğru yola ulaştır diye kendimiz Fatiha suresinde ve namaz kılarken dua ediyoruz. Rabbimizle, kendimizle ve çevremizle ilişkilerimizde samimiyete, itidale ve doğruluğa davet ediyor Kur'an-ı Kerim. İyiliğin, güzelliğin, merhametin, yardımlaşmanın ve bir arada yaşamanın yollarını gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an ile buluşan zihinler onun sonsuz nuru ile aydınlanır. Kur'an ile buluşan gönüller onun kurtuluş muştusuyla bahtiyar olur. Kur'an ile buluşan haneler onun eşsiz feyzi ile bereket bulur. Kur'an ile buluşan toplumlar onun evrensel ilkeleriyle huzur ve selamet bulur. Nüzulü ile Ramazan'ı müstesna bir zamana dönüştüren Kur'an-ı Kerim, kalbini ve zihnini kendisine açanları da elbette mümtaz bir konuma yükseltecektir. Onlara hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırma feraseti ve basireti kazandıracaktır. Değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensuplarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler insanımızı Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle buluşturmak için Kur'an ayı Ramazan'ı önemli bir imkan olarak görmekteyiz. Duyguların daha yoğun, zihinlerin daha berrak, gönüllerin daha hassas olduğu bu mevsimi kendimizle yüzleşmek, Rabbimize yönelmek ve kitabımıza sarılmak için yeni bir fırsat olarak görüyoruz. İstiyoruz ki bu ayda yüce kitabımızın hayat veren ilkeleriyle ve sevgili peygamberimizin eşsiz örnekliğiyle daha fazla hemhal olalım. Bunun için başta camilerimiz olmak üzere yazılı, görsel ve dijital yayın imkanlarını kullanarak toplumumuzu sahih bilgi ile aydınlatma konusunda daha yoğun çalışmalar ve etkinlikler yapıyoruz. 2 yıldır salgın tedbirleri sebebiyle yaşadığımız mahrumiyetin ardından bu yıl irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler, vaazlar, sohbetler ve irşat programları icra ediyoruz. Süreli dini yayınlarımızın yanı sıra görsel, işitsel ve dijital medya organlarında çeşitli programlar ve etkinlikler yapıyoruz. Bu meyanda Diyanet Televizyonumuz, Diyanet Radyomuz, Diyanet Kur'an Radyomuz ve Diyanet Risalet Radyomuz birer eğitim aracı, birer mektep olarak bu yayın organlarımızı değerlendirmeye gayret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler toplumun her kesimine ulaşma hususunda medyanın işlevini ve gücünü çok çok önemsiyoruz. Esasen medya bir taraftan hayata projeksiyon tutma imkanına sahipken diğer taraftan da bir toplumsal bilinç inşa etme ve kitleleri etkileme potansiyelini haizdir. Bu bakımdan milletimizi doğru bilgiyle buluşturma gayesi taşıyan irşat faaliyetlerimizin duyurulması, tanıtılması ve insanımıza ulaştırılması noktasında medya araçlarından mümkün olduğu ölçüde istifade etmeye çalışıyoruz. Bu hususta bizlere destek olan ulusal ve yerel medya mensuplarımıza sizlerin huzurunda, sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Unutmamalıyız ki bizleri bir arada tutan değerlerin korunması ve millet varlığımızı tehdit eden kötülüklerin bertaraf edilmesi için çalışmak, bu milletin birer ferdi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. İyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği onurlu bir görevdir. Dolayısıyla elinde medya imkanı bulunan veya bu alanda aktif görev üstlenen herkesin bu bilinçle hareket etmesi
ve topluma fayda sağlayacak, değer katacak ve umut verecek, kötülükleri ortadan kaldıracak, iyilikleri, güzellikleri yaygınlaştıracak yayınlar yapması en büyük arzumuzdur. Duruşumuz daima iyilikten ve güzellikten yana olmalıdır. Dilimiz ve üslubumuz yapıcı, birleştirici, kuşatıcı ve barışçı bir nitelik taşımalıdır. Bilhassa çocuk, genç, aile gibi hususları ve inanç, ibadet, ahlak gibi alanları ilgilendiren yayınlara özel bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Zira bu konuda yapılacak hatalar insanların zihin ve gönül dünyalarında derin yaralar açmakta, toplumun huzurunu, selametini ve geleceğini tehdit eden sorunlara zemin hazırlamaktadır. Özellikle dini alanda yapılan faaliyetlerde sahih bilginin, doğru yöntemin ve nazik üslubun önemi izahtan varistedir. Bu noktada gerek İslam'ın ilkeleri ve ölçüleriyle alakalı, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın faaliyet ve hizmetleriyle ilgili bilgi almak için bize her zaman ulaşabileceğinizi özellikle vurgulamak isterim. Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın varlık sebebi ve anayasal görevi, İslam'ın evrensel mesajları, ilkeleri ve ölçüleri hususunda toplumu aydınlatmak ve insanımıza rehberlik etmektir. Kuruluşundan günümüze başkanlığımız her türlü farklı görüş, düşünce ve ideolojinin üzerinde bir anlayış ve toplumun tüm katmanlarını kuşatıcı bir yaklaşımla hizmet üretmeye gayret etmektedir. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde aileden gençliğe, eğitimden yayıncılığa, manevi destekten insani yardıma kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmektedir. Bugün başkanlığımız özellikle sosyal yardım alanında hizmet yelpazesini ülkemiz sınırlarını aşan bir boyuta taşımıştır. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın her yerine milletimizin yardım elini ulaştırarak insanlığın vicdanı olmaya gayret etmektedir. İyiliği yeryüzüne egemen kılma ülküsüyle yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte kardeşliğimiz zekatla bereketlensin, beklenen sensin temasıyla bir proje yürütüyoruz. Duası ve umudu Türkiye olan kardeşlerimizle kucaklaşıp gönül köprüleri kuruyoruz. Milletimizin desteği ve hamiyetperverliğiyle bu yıl Ramazan ayı boyunca yurt içinde 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde, 922 ilçemizde, yurt dışında ise 83 ülke, 273 bölgede Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Alışveriş kartından kumanyaya, gıda paketinden kıyafete, su kuyusundan sığınma evine varıncaya kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir inşallah. Milletimizin şefkat ve merhamet elini büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah. Sözlerime burada son verirken, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek vakitleri insanlığın hidayet ve iyiliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi soru cevap kısmı faslına geçeceğiz. Arkadaşlarımız mikrofonları dolaştıracaklar. Din İşleri Yüksek Kurulumuzda çeşitli komisyonlarımız var.
bu tür konuları İliştiri Yüksek Kurulumuzun komisyonlarına sevk ediyoruz. Orada konular çalışılıyor, cevaplandırılıyor. Gerektiği zaman bir basın açıklamasıyla o bilgilerin doğrusunu milletimizle paylaşıyoruz. Ama tabii medyada dinle ilgili her şeye yetişmemiz de mümkün değil. Ancak milletimizi çok ilgilendiren, hakikaten bunun yanlış anlaşılmasını önlemek ve doğrusunu milletimize ulaştırmak gerektiğine inandığımız o bilgileri topluyoruz. İliştiri Yüksek Kurulumuz açıklamasını çalışıyor ve milletimizle paylaşıyoruz. Keşke bir 4-6 yaş sınıfımızı ziyaret etseniz de oradaki çocukların neşesini, coşkusunu görseniz. Görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum. Oyun alanlarıyla, sınıflarıyla, efendim resimleriyle, yaptıkları resimlerle buna tepki gösterenler ya da ne diyelim işte karşı çıkanlar belki tanımadıkları için, belki görmedikleri, bilmedikleri için karşı çıkmış olabilirler. O kardeşlerimizi kim karşı çıkıyorsa ben davet ediyorum, gelsinler. Biz onlara 10.000 sınıfımız var şu anda Türkiye genelinde, her yerde. Peki, başka soru yok herhalde. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi çok mutlu ettiniz, memnun ettiniz. İftar soframızı bizimle paylaştınız. Allah sizden razı olsun. İnşallah bundan sonraki vesilelerle, başka vesilelerle de bir araya gelmek nasip olur diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.